ten renkleriyle hemen dikkat çekiyorlar. Bembeyaz cilde sahip bu insanlara dünyanın her yerinde rastlamak mümkün. Albinolar hakkında bilinenler kısıtlı ve genelde yanlış. Albinizmli birinin yaşamı düşünüldüğünden çok daha zor, özellikle de Afrika kıtasında. Albinizm genetik bir durumun adı. Kalıtımsal bir vaka olan albinizm insanlarda cilde renk veren melanin adlı pigmentin eksikliği nedeniyle ortaya çıkıyor. Albinizmli bir çocuğun doğması için hem annenin hem de babanın albinizm geni taşıyıcısı olması gerekiyor. Yalnızca bir ebeveynin taşıyıcı olması yeterli değil. Albinizm bulaşıcı değil. Cilt kanserine karşı oldukça savunmasız olan albinizmli bireyler zamanla görme kaybı da yaşayabiliyor. Albino olarak da adlandırılıyorlar. Dünyada neredeyse 17 bin insandan biri albinizmli. Bu oran Afrika kıtasında değişkenlik gösteriyor. Ülkeden ülkeye 5 ila 15 binde bir kişi de rastlanabiliyor. Albinizm yalnızca insanlarda değil, benzer sebeplerle hayvanlarda da görülebiliyor. Albinolar farklı görünümleriyle dünya genelinde ayrımcılıkla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak meselenin en can alıcı noktası Afrika kıtasında yaşayan albinoların maruz kaldığı ayrımcılık. They are treated like abnormal persons. Since they are white, white hair. We know Africans, most of the Africans are black. Now, our ability to be white makes them think that we are not normal creatures. Farklı olana karşı sergilenen ayrımcılık bazı insanlık dışı uygulamalara da neden oluyor. Büyünün ve batıl inançların kol gezdiği sahra altı ülkelerde yaşayan albinoların korkulu rüyası büyücüler. Kimi yerel geleneklerde albinoların uzuvlarının sihirli olduğuna ve bu uzuvlara sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inanılıyor. Are faced with a wide range of challenges that go from ostracization and stigma on the part of their communities to these traditional beliefs that will have people think that by killing a person with albinism, by using body parts of a person with albinism, they may obtain good chance, good favor for themselves. Kaçırılan albinoların uzuvları kesilebiliyor, bazı vakalar ölümle sonuçlanıyor. Bu uzuvlardan yapılan iksirlerin şifalı olduğu inancı var. Her uzuv binlerce dolara kadar varan bir fiyatla satılabiliyor. Daha kolay hedefler olarak görülen kadın ve çocuklar için tehlike daha büyük. Sahra altı bölgesinde son 10 yılda 700'e yakın saldırı tespit edildi. Ancak gerçek bilançonun çok daha fazla olduğu iddia ediliyor. Albinizmli bireylere uygulanan şiddette en ön plana çıkan Afrika ülkeleri ise Tanzanya ve Malawi. 56 milyon nüfuslu Tanzanya'da 1400 kişiden biri albino. Yine 18 milyon nüfusa sahip Malawi'de ise bu oran 1800 kişide bir. Son dönemde ölüm ve kaçırma olaylarına karşı toplumsal duyarlılığın artması suçluları başka bir yönteme itmiş durumda. Albinoların mezarlarını kazmak. Uzuvları satılmak üzere cesetler mezarlardan çıkarılıyor. Bölgedeki siyasilerin de bu ticaretin içinde olduğu iddialar arasında. We've got election in our country. So politicians believe that if he cut my hand and send it to a witch doctor, he'll get lucky. So now we are hunted in Tanzania. People are hunting people with albinism, believing that if he'll take one of my body parts, he'll become rich or he'll get lucky to be voted. Güvenli olmayan yolların yarattığı kaçırılma riskinin yanı sıra albinizmli çocukların yaşadığı görme rahatsızlıkları da eğitim almaları önünde engel. Bölgedeki pek çok ülkede albinolar eğitim olanaklarından uzak. Tanzanya'da bulunan geçici çözümse
albinizmli çocukların eğitimi için götürüldükleri yüksek güvenlikli barınaklar. In Tanzania, we've seen a lot of children with albinism being effectively separated from their families and taken to these shelters where they have been, of course, physically protected, but at the same time separated from their communities, their parents, their loved ones, creating a whole host of other rights issues. Afrika kıtasında albino olmak pek çok sorunla birlikte yaşamak anlamına geliyor. Tüm dünyada siyahilerin hissettiği ayrımcılığın çok daha acımasız haline Afrika'da albinoların maruz kalması da tarihin kötü bir cilvesi. The global support is not enough. They don't know the challenges. They think what we want is lotion, or they think all we want is food or whatever. But that's not all we want. We want to be educated. We want to cooperate in building our nations. We want to work. We don't want to be handled like disabled. We want to be part of the country.